6. sınıf arkadaşlar, herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. 93. sayfadayız. Kaldığımız yerden tercümeye devam ediyoruz. 6. sınıf Arapça 3. ünite 3. dersin alıştırmalar kısmını. Bu arada burada 605. video yazıyor. Yani şu anki işlemiş olduğumuz ders YouTube'a yüklendiği zaman inşallah 605. video olacak. Beğeni yapmayı, yorumda bulunmayı, arkadaşlarınıza tavsiyede bulunmayı unutmayınız. Bu arada kanalımız hakkında kısaca bilgi verelim. 6. sınıfın oynatma listelerine bir bakalım. Evet arkadaşlar, kanalımın ismi Arapça İmam Hatip İlahiyat. Oynatma listelerine bir girelim. Burada neler var? Bunları görelim. Yazılı sınav soruları ve bütün 5. sınıftan 12. sınıfa kadar bütün Arapça ders kitaplarının tercümesi mevcut. Mesela 12. sınıf 75 video. Yani 1. üniteden 6. üniteye kadar hepsi hazır. Şimdi 6. ünite. İmam Hatip 6. sınıf Arapça ders kitabı tercümesi. Buradan bakalım. Evet arkadaşlar, burada oynatma listesi var. Şöyle 1. ünite 1. ders. 9 ile 17. sayfa arası. 1. ünite 1. ders yine 18-20. sayfa. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Böyle aşağıya kadar iniyoruz. Yani sıralama bu şekilde. Aşağı indikçe 2, 3, 4, 5, 6. üniteye geliyoruz. En sonda aşağıda 6. ünite var. En yukarıda 1. ünite var. Yani buradan başlıyoruz. Eylül ayında buradan başlanacak. Buna göre buradan istifade edersiniz. Şu an 31 video var. Bir video daha alıştırmalar. Onu da yüklediğimiz zaman 32 video olacak toplamda. Evet, şimdi dersimize devam edelim. Evet, dersimiz ettedribatü. 3. dersin alıştırmalar kısmındayız. Bu video bitince 3. üniteyi bitirmiş olacağız. Biliyorsunuz her ders, her ünite 3 ders halindeydi. Şimdi 3. ünitedeyiz. Ekmil, sen tamamla. El cümelel atiyete, aşağıdaki cümleleri. Hasebe suvar, fotoğraflara göre. Kemafil misal, örnekte olduğu gibi. Örnekte, örnek burası, örnekteki gibi. Fotoğraflara göre aşağıdaki cümleleri tamamla. Tasili ümmi el melabis bil gassaleti. Şimdi tasili yıkıyor ümmi, annem. El melabise, elbiseleri neyle? Bil gassaleti, çamaşır makinesiyle yıkıyor. Tamam, burası zaten örnek tam. Şimdi burada bir noksanlık var. Şimdi bunları tamamlayacağız arkadaşlar. Biraz görüntüyü küçültelim. Tasil uhti yedeyha bis sabun yazıyoruz buraya. Tek kelime olduğu için diğer programdan yazmadım. Bu şekilde yazalım. Tasil uhti yedeyha bis sabuni. Kız kardeşim ellerini sabunla yıkıyor diyoruz. Zaten burada yazıyor Türkçe manası. Peki tunazzifu halati albeyte bil mikneseti. Elektrikli süpürgeyle teyzem evi temizliyor, süpürüyor, temizliyor. Süpürüyor demek için de tükenniz. Bu aynı kelimeyi o şekilde kullanabiliriz. Araplar Ürdün'de o şekilde kullanıyor, duydum. O zaman tunazzifu halati albeyte bil mikneseti ev tukennisu halati albeyte bil mikneseti de diyebiliriz. Yunazzifu ahi esnanehu bil fırşati. Kardeşim dişlerini fırçayla temizliyor. Veya kardeşim dişlerini fırçayla ne yapıyor? Fırçalıyor. Diş fırçasıyla fırçalıyor. Evet arkadaşlar, bil gassaleti, bil sabun, bil miknese, o bil firşati kelimeleri ne yapıyor buraya? Geliyor. Burada bizden ne istenmişti? Cümleleri tamamlamamız. Ekmil, sen tamamla. Bu kelimelerle tamamladık. Şimdi devam ediyoruz. Rattib, sen tertibet, düzenle. El kelimatil atiyeti, aşağıdaki kelimeleri için. Litekune cümelen mufideten. Anlaşılır, müfit bir cümle olabilmesi için. Kema fil mital, örnekte olduğu gibi. Örneğe bakıyoruz arkadaşlar. El vesahatu sebebul emrat. Şu kırmızı yazı var ya arkadaşlar. Şuradaki yazı kapatmış aslında da. Orada şöyle yazıyor. Normalde
El-vesâhatü sebebul emraz. Yani aşağıda böyle yazıyor. İkinci, birinci, üçüncü sıralama o şekilde. Normalde buradakiler nasıl yazılmış? Kelimeler önce sonra getirilmiş. Yani karıştırılmış. Bunun mesela Türkçe manasında hastalıkların nedeni pisliktir. Biz bunu Arapçaya göre uyarlayacak olsak şöyle oluyor. Nedeni pisliktir hastalıkların. Yani böyle devrik bir şey oluyor. Burası da aynen o şekilde ama düzgünü el-vesâhatü sebebul emrad. Bu şekilde. İkincisi zaten burada var. Bu kemafil misal derken burayı kastediyor. Burada tam. Şimdi burada eksiklik, noksanlık var. Bir sabun alsilu ba'de yedeyye el ekil. Yani sabunla yıkıyorum sonra ellerimi yemek. Ne oldu? Burada bir şeylik var. Bunu düzelteceğiz. Peki nasıl? Şu şekilde arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Alsilu yedeyye ba'de el ekli bir sabun. Alsilu yedeyye ba'del ekli bis sabun. Alsilu yedeyye bis sabun ba'del ekli de olur. Ellerimi yemekten sonra sabunla yıkıyorum olacak. Yani şu ikiye arkadaşlar ikiye şimdi göstereceğim. Bunu yazıyoruz. Tamam. Evet videoyu durdurun yazın. Durdurduğunuzu ve yazdığınızı kabul ediyorum. Geçiyorum. 3. Bil bifurşatin esnani unazifu vel esnan ennevum kabil. Şimdi burada ne var? Fırçayla dişlerimi temizliyorum. Dişler, uyku önce. Evet, bunu düzenleyeceğiz. Bakalım ne çıkacak. Unazzifu esnani bifurşatil esnani qablen nevm. Diş fırçasıyla uyumadan önce, uykudan uyumadan önce dişlerimi ne yapıyorum? Temizliyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Yani 3'e burayı yazıyoruz. Unazzifu esnani bifurşatil esnani qablen nevm. 4. Mühimmetün en nezafetü lissihati. Önemlidir temizlik sağlık için. Değil mi? Burada bir şeylik var. Bunu düzeltelim. En nezafetü mühimmetün lissihati oluyor işte. Evet, temizlik sağlık için önemlidir. Dörde de bunu yazıyoruz arkadaşlar. Videoyu durdurun yazın. En nezafetü mühimmetün lissihati. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi et tedribat. Buralar kolay. Sıt. Evet arkadaşlar, burası da bu şekilde. Alsil yedeye badelekle bir sabun. Unazzifu esnane bi fırşatil esnan qablen nevm. Nezafetu muhimmetun lissihati. Tekrar bakacak olursak. Videoda bir kesiklik oldu. Tam nerede kaldık onu da bilmiyorum ama ben şöyle göstereyim. Bire bunu yazıyoruz. Sebebul emrade ve el vesaha. El vesahatu sebebul emrad. İki. Ağsilu yedeyye badelekli bir sabun diyoruz. 3. Unazzifu esnani bi fırşatil esnan qablen nevm diyoruz. 4. En nezafetu mühimmetun lissihati diyoruz. Peki. Devam ediyoruz. Sıd. Sen bul. Eşleştir. Düzenle manalarına gelmekte burada. Esma es-suvaril atiyeti aşağıdaki fotoğrafların isimlerini. Öyle fotoğraflar ki bu fotoğraflar nerede? Fil kelimatil mutakati'ati. Bulmacadaki şu bulmaca burası. Şuradaki kelimelerin neylerini arkadaşlar? Kelimelerde bulunan fotoğrafların isimlerini bul. Kema filmi tal örnekte olduğu gibi örneğe bakıyoruz. Burada kırmızıyla ne yazılmış? Gassaletün. Nerede gassale? Gassale burada arkadaşlar. Bu şekilde. Evet, diğerlerine birkaç tanesini bulalım. Diğerlerini size bırakalım. Mesela şurada ne var? Vesihun. Vesihun. Buna işaretliyoruz. Başka? Vesihun varsa nazifun da vardır. Onu da buraya işaretliyoruz arkadaşlar. Şurası. Nazif. Nazif. Burada ne var? Miknese. Şurada arkadaşlar. Miknesetun. Kaç tane kaldı? 1, 2, 3, 4. Bunları da size bırakalım arkadaşlar. Bunlar da siz bulursunuz, işaretlersiniz. Çok zor değil. Evet arkadaşlar, 6. sınıf Arapça 3. ünite, 3. dersin alıştırmalar kısmı bu şekildeydi. Burayı da bitirmiş olduk. Niye geldik? 4. üniteye geldik. 4. ünite, 4, 5, 6. ünite 2. dönem okunuyor. Buralara geçmiyoruz. Zaten buralara 2. dönem ben tercüme etmeye başladığım için buralar tercüme edildi. Şu an YouTube kanalımda yüklü.
birinci dönemi geç olarak